Herkese bayramın ikinci gününden günaydın. Ağız tadıyla geçireceğiniz nice bayramlarınız olsun inşallah. Biz güne başladık, kahvaltımızı yaptık. Dedik ki evden çıkmadan önce sabah kahvemizi de içelim. Ondan sonra gitmemiz gereken birkaç yer var. Onlara gideceğiz. Çok uzun sürmezler muhtemelen. Akşamı yine evimizde oluruz. Şöyle dedik bir ağız tadıyla kahve içelim. Sonra da günümüze başlayalım. Şöyle mis gibi köpüklü birer Türk kahvesi. Şunu da kapatayım. Ben kahvelerimi götüreyim odaya. Sipariş üzerine bamyalar vardı. Dün köyden aldık geldik. 2 kilo anneme. Kınalı bamya şöyle. 2 kilo şu annemin, 2 kilo Hatice ablanın, 2 kilo Yeliz'in, 2 kilo da kızartmak için bu büyük olanlardan. Bu ayrı siparişti. Bu da babamın. Bu da benim. Akşama beni bayağı bir bamya ayıklama işi bekliyor. Sevmem de hiç bamyayı temizlemeyi. Ama buzluğa koyacağım. İnşallah kışın afiyetle. Biz artık hazırlandık. Ve kısa bayram ziyaretlerimiz için evimizden çıkıyoruz. Ay evimi de çok toparlayamadım ama. Neyse artık. Biraz aceleyle çıkıyoruz. Anahtarımı almış mıyım? Evet almışım. O zaman biz artık gezmelere git çıkalım. Akşam oldu, evimize geldik. Bayram ziyaretlerimizi bitirdiğimize göre bu seneki bayramımız da artık bitti. Şimdi normal kıyafetlerimi geçirdim üstüme. Ne yapıyorum? Akşam yemeğini hazırladım ama kimse yemek yemek istemedi. Henüz aç değillermiş. Çayı demledim ben de. Ve bir taraftan da bamya ayıklama işine geçeceğim ki bir an önce bitsin, sonra artık dinlenelim. Bu bamya temizleme işi ne kadar sürer acaba? Böyle minik 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 gece yarısına buldurur bana. Ay hele o küçükler. Bunların kalemtıraşları var ama küçük bamyalarda olmuyor o kalemtıraşlar. Büyük bamyalarda oluyor. Neyse ben oturayım balkonda.
Bunları temizleyeyim. Ondan sonra saat kaç olur artık bilemeyeceğim. Nihayet bitirdim ya. Çok şükür. Belim ayrıldı ikiye. Şöyle de poşetleyeceğim onları ama buzlukta nereye koyacağım hiçbir fikrim yok. Buzluğum dolu çünkü. Çok büyük porsiyon yapmayacağım çünkü çok yenmiyor. Hemen 3-4 yere bölsem yeterli gelir herhalde. Şöyle ayarlayayım bakalım. Kışında afiyetle yiyeceğiz inşallah. Birini biraz fazla yapacağım. Onu şey yaparım. Bakalım. Yok ya, 3 poşete yeterli gelecek. Hepsine biraz daha koyayım. Aman in döktüm. Birini misafir gelirse diye biraz fazla koyayım. 3 poşet oldu. 2 poşet de buzluğumda vardı. 5 poşet. Gerçekten nereye koyacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama biraz daha mı yas yapayım? Şöyle. Yeni almıştım buzdolabı poşetimi, o da bitti. Bunları birer tane daha poşete geçirmem lazımdı. Yarın artık marketten bir buzdolabı poşeti alayım. Bunları birer tane daha poşete koyayım. 3 poşet. Ağız tadıyla yenmeye hazırlar. Şimdi ben bunlara bir yer ayarlayayım. Bum, bum.
Dün etler, bugün bamya beni epeyce yordu. Bugünlük de videomu kapatmak istiyorum artık. Çünkü bundan sonra artık yapacağım hiçbir şey yok. Anca dinleneceğim. Bizim kız da oyun istiyor. Her tarafında da böyle evin oyuncaklarımız var. Kızım. Bütün gün sıcaktan mayışık mayışık yatıyor. Akşamları böyle oyun arıyor bizden. En sevdiği oyuncağı da şu halat parçası. Bugünlük bana müsaade. Videomu burada kapatmak istiyorum. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Bugün video atmadım ben. Bu videoyu da yarın izleyeceksiniz. Dün çünkü çok yoğun bir gündü bizim için. Köydeydik ve hep etlerle uğraştık. Akşam geldik, haşatımız çıkmış. Hemen duş alıp yattık. İnşallah severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Severseniz, izlerseniz like atmayı, yorum yapmayı, abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.